Yeni dünyanın cesur insanı. Olmaz öyle şey. Bununla ilgili arka tarafta bıdı bıdı edip duruyoruz. Gizli gizli çalışıyoruz. Kulisler yapıyoruz falan. İnsanlara bu konuyla alakalı bir şeyler anlatıyoruz. Teorisini oluşturmaya çalışıyoruz falan. Yavaş yavaş bence bunu dışarıya doğru anlatalım. Anlatırken biz de bir anlayalım konunun kendisini. Bu yeni dünya nedir? Cesaret nedir? İnsan olmak nedir? Şunu bir elden geçirelim gerçekten. Hem kendi içimizdeki tarifi de derlemek, toplamak açısından elden geçirelim. Hem de ilk kamuoyuna anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi oldu. Çalıştığımız diye özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz üzerine çalıştığımız bir şey bu. Netleşmiş aynen. Bir sonuçta değil. Ama sezdiğimiz bir şey var. Dünya gerçekten bir kırılımla değişiyor. Yeni iletişim araçlarını kullanım biçiminden kaynaklı gerçeklik, hakikat ve benzer kavramların hayatımızda ne biçim sonuçlara doğru giden tuhaf bir şey evrildiğinden kaynaklı. Ve bunun içerisinde kendini kaybeden insanın tekrar yakalayabilmesi için o cesaret duygusuna ihtiyaç varmış gibi görünüyor. O cesaret ne tür bir cesaret? Orada cesaret derken neyi kastediyoruz? Yeni dünya derken neyi kastediyoruz? Onları gel bir derleyelim toplayalım. Bu masa neler gördü o bağlamda yani? Evet. Hep burada çıkmış bir mevzu bu arada. Aslında birbirimizi gaza getirirken ortaya çıkmış da bir şey. Neticede biraz Mustafa Can'ın toparlayıcılığını belirtmem lazım burada. Şimdi ben zaten bir anlatıcıyım senelerden beri ama anlattığım şeyin yani kendime bir öğüt verme tarafı vardı her zaman. Yani bir şeyleri yapabilmek için anlatmayı tercih edenlerdenim. Çünkü anlattıkça yapmak zorunda kalıyorsun. Yarın bir gün millet seni kafede orada burada görünce onu yapmadığını görürse ayıp olur değil mi? Yani kendini zorluyorsun. Dolayısıyla bu süreç içerisinde cesarete mesela çok fazla vurgu yaptığım, işte en son Cecil Bill'le yazdığımız kitapta ana başlangıç kavramlarından bir tanesinin olduğunu falan yavaş yavaş fark etmeye başladım. Demek ki ben kendime bir de cesaret aşılamaya çalışıyorum. Yani cesaret gerçekten insanı diğer canlılardan ayıran önemli güçlerden bir tanesiymiş. Ben zaman içerisinde bir 4-5 yıldır bunun farkındalığını oturtmaya çalışıyorum zaten. Kaçınılmaz olarak da bizim yani bizi buluşturan açık beyin anlatılarının hepsinde altında böyle bir şey yatıyor. Yani bir yerde bir cesaret tınısı var. Hep bir cesaret verme, ilham verme, merak ettirme, keşfe götürme ve bu keşfi ancak cesaretle yapabileceğimiz anlatısı bizim meşhur açık beyin döngümüzün bir parçasıydı zaten. Yani ben başlangıç olarak şeyi söyleyeyim. Cesaret çalıştım yani. Bir iki sene falan biraz okudum ettim. Tam da şanslı bir şekilde Stanford Üniversitesi'nde bir grup o ara işte beyindeki cesaret devresini bulmuştu. Daha evvel Can Canan'da ondan kısaca bahsetmiştik. Yani basitçe şöyle çalışan bir sistem var. Bütün omurgalıların beyninde var bu. Bizde de biraz daha üst düzey var. Bir veri geldiği zaman veri öncelikle stres yaratabilecek bir şey mi yoksa olumlu bir şey mi o filtreden geçiyor. Yani bir değerlendiriliyor bu nasıl bizim için diye. Eğer bizde stres yaratabilecek, potansiyel tehlike ya da belirsizlik içeren bir şeyse dışarıda gözlediğimiz, beyinde bir santral bu veriyi nereye göndereceğine karar veriyor. O santral bunu ya stres ve işte savaş kaç reaksiyonları oluşturan amigdala denen yere gönderiyor. Yahut hakkında bir şey yapmak üzere harekete geçirmek için ön beyin dediğimiz devrelere gönderiyor. Şimdi ön beyin devrelerine giderse bu risk değerlendirmesi yapıyor beyin. Ve bir şekilde orada bir belirsizlik, tehlike ya da olumsuz bir hal olsa da harekete geçebiliyor. Ama stres merkezine giderse bu veri o zaman işte savaş, kaç ya da don tepkilerinden bir tanesi oluşuyor. Şimdi cesaret dediğimiz şey normalde riskin büyüklüğüne rağmen korku oluşturacak, çekince oluşturacak ipuçlarının varlığına rağmen harekete geçebilme, oraya doğru gidebilme, ödülü kesin olmayan bir yola çıkabilme. Mesela bu garip bir özellik çünkü diğer hayvanlarda biz böyle görmüyoruz. Mesela hayvanlarda çalışıyoruz bu cesaret devresini ama hayvanlarda mesela bir yem var bir de bir tehlike, elektrik şoku var diyelim. Hayvan eğer yeterince açsa ve yeme varmak için hissettiği içsel motivasyon, ayağına iyice elektrik şokunu içsel olarak yeniyorsa yani bir matematik hesabı var orada kabaca. O zaman yeme gidiyor, elektrik şoku yemeği göze alıyor ama orada yem olup olmayacağı belli değilse. Ayağına bir elektrik şok varsa gitmez oraya. Yani gitsem orada işte şöyle böyle bir şey yapsam belki yem değil daha güzel bir şey bulurum falan gibi ileri düzey bir hesaplamalar yok. Ama bizim beynimizdeki bağlantı karmaşıklığı bize böyle bir yetenek veriyor gibi gözüküyor. Yani biz korka harekete geçebiliyoruz. Diğer hiçbir canlı bunu yapmıyor. Şimdi o zaman bu işin içerisinde azıcık öyle ya da böyle sanat var.
Sanat kuruluşlarından biri. Evet. Tabii. Yani hani tuhaf bir yerden bir şey bağladığımı biliyorum ama şey. Yok canım. Zaten işte bu anlatının da göbeğinde o var zaten. Yani orada hep muhabbetini yaptığımız şey de bu. Çünkü yani emin olmadığın şeyle alakalı demek ki kurguluyorsun bir şey. Tabii. Bir şey kurguluyorsan onun içerisinde sanat var demek oluyor. Ya şimdi biz biyolojik olarak bir şey gördüğümüzde bir davranış evrimsel adaptif değerini sorarız bunu. Yani ne işe yarıyordu da bu var oldu? Ve bu varyasyon nasıl seçilip de bugüne kadar geldi? Aha. Sorduğum soru budur. Ve bakarsan şimdi işte hep anlatıyoruz ya İFA, insanın fabrika ayarlarının en temel başlangıç noktası insanın zayıf, çırılçıplak, aciz bir canlı olarak dünyada hayatta kalmayı, becermeyi bir kenara bırak, dünyanın en etkili organizması haline dönüşmesinin mantığını çözmeye çalışıyoruz. Ve bunu bize yansıyan uçlarına bakıyoruz. Şimdi bu kadar zayıf ve çıplak bir organizma diğerleri gibi savaşçı, kaç ya da don tepkisine sıkışsaydı bitmiştik biz. Yani hiçbir şey yapamazdık ama işte diyorum ya düşün hiçbir ekipmanın yok. Elinde doğru düzgün mızrak falan bile yok o dönemlerde. Mamut diye bir canlı var mesela. Devasa, korkunç, kıllı bir fil, tamam mı ya? Fil ama bir de kıllı, tüylü yani. Bakıyorsun korkutucu bir hayvan. Diyorsun ki la ben bunu yıksam ne et çıkar? Yani bu Çinlilerin Çin'e savaş açan Rize fıkrası var ya. O kadar ölüyü nereye gömeceğiz diye Çin'de, Rize'de düşünüyorlarmış mesela Çin'le savaşacak. Yani yolu önemli değil, sonucunu düşünüyor ve diyor ki yolu bir şekilde hallederiz. Çünkü arka planda sorun çözücü zekasına güveniyor. Şimdi bu emergent ya da ortaya çıkan ya da beliren bir özellik. Devreler cinsinden önceden hesap edemeyeceğimiz. Mesela evrim tarihine eskilere gidip de ya yarın bir gün böyle bir tür çıkacak, bak böyle cesaretle bir şey yapacak diye tahmin yürütemeyeceğin sürpriz bir özellik. Ve bu sürpriz özelliğe bakıyorsun. Faydadan başka bir şey yok. Yani insan türüne nihayette faydası var. Sonuçta mamutu indirmiş. Sonuçta o dağın arkasına çıkmış. Sonuçta karların bir türlü kalkmadığı bölgede hayatta kalma yolunu bulmuş. Gelmiş işte Doğu Afrika'dan Erzurum'a yerleşmiş. Şeye, İzlanda'ya gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Bu cesaretle oluyor o işler. Şimdi yani bugün o cesaret başımıza problem yaratıyor. Çünkü artık her türlü sorunu çözdüğümüz bir dünya yaratmaya çalışıyoruz ya. Onun içerisinde bu cesaret ve coşku rutinimizi bozuyor. Yani bizim işleyen sisteme çomak sokmamız anlamına geliyor. O yüzden efendi ol, sisteme uy, hedef hede yap falan diye de eğitilip bu cesaret bizden alınıyor aslında. Burada bir şey var. Bunu ara sıra sohbetini yapıyoruz. Hani şöyle tarif etmesi mümkün. Biz şimdiye kadar tüm yeme içme barınmayla ilgili ihtiyaçlarını doğadan alan bir canlıyken artık doğayla ilişkimiz neredeyse sıfır noktasına kadar geriledi. Özellikle son 100 yıldır, 150 yıldır. Artık biz tüm yeme içme barınma üreme ile alakalı ihtiyaçlarımızı sosyal örüntüleri yönetme üzerinden alıyoruz. Hiç doğayla bir iletim yok. Doğadaki döngüyü görmediğim karanlık odamın içerisinde yer içer barınabilir ve üreyebilirim. Bu arada bu 150 yıl falan aslında 50 yıl maksimum. Yani 50 yıl öncesinde yine yani bir işin doğayla bağlantısını bilmek zorundaydık. Yani o kadar çok aracı ya da endüstriyel üretim kaynağı yoktu. Bu nispeten çok da yeni bir şey ve çok hızlı biz buna adapte olduk. Ya çok ara sıra dolu yağmasa, çok sıcak günler olmasa falan biz bir rutini yaşıyormuşuz gibi aslında doğayla tabii, ilişkimizde. Tabii. Hani nadiren böyle şeyler oluyor da yani televizyondan işte felaket filmleri ya da işte doğayla ilgili ilintili filmler görüyorsun ama ya televizyon iki boyutlu bir yüzeyden gördüğün bir şey. Gerçek dünyayı yaşarken yaşadığın dünya artık fiziken bana bir hakimiyeti yok. Tabii ama sanal bilgiler yani. Evet. Ama insan ilişkilerinin çok belirgin bir hakimiyeti var artık üzerimde. Yani o insan ilişkilerini sağlıklı yürütmediğimde, yönetmediğimde üretemiyor, karnımı doyuramıyor, üreyemiyor ya da korunamıyorum şeyde o toplumsal yapının içerisinde. Bu ikisi arasında burada bir gerçeklik var aslında. Dış dünya gerçekliği var. Burada sosyal örüntüler durum var. Cesaretin buradaki halden buradaki hale dönerkenki durumuyla ilgili aynı zamanda yaşadığımız bir şey. Şimdi burada yaşarken dış dünyayla ilişkimiz varken insan insana ilişkiye başka bir örüntü okuma yapmak zorundaydık. Onlarla evet, örgütleniyorduk, onlarla birlikte olmak bizi koruyordu. Çünkü çözmemiz gereken sorun hepimizin burnunun dibindeydi. Ve ortaktı, dışarıdaki aynen, bir şeye ait bir sorundu. Yani evet, bir sel oldu mu düşman mahalle diye bir şey yoktu işte. Herkes herkesle iletiye evet, geçmek zorundaydı. Aynen. Ama şimdi yani bu sürecin içerisinde başka bir şey oldu, yeni bir şey oldu. Bir yandan dünyanın tümünü anladık artık. Gerçekten dünyada 7-8 milyar insanız ve hani birbirimizi fark ettik. Öyle bir kalabalıklık. Bir yandan şeyi de anlıyorsun. Bu da çok tuhaf bir şey. Yani dünyadaki tüm nesnelerin varlığı sabit. Yani ben bir şeyi çok istersem senden almak zorundayım.
Yani bunun gerçekliğini anlamak çok tuhaf bir şey. Hani eskiden şey derlerdi, adam zenginse kesin arka tarafta kötü bir hikayesi vardır derlerdi. Onun öyküsü de buradan çıkıyor aslında. Tabii. Yani birisi normalden fazla zenginse birinden almıştır. Tabii. Yani, ve bir şekilde almıştır. Şimdi dünyayı da anlayabiliyoruz. Yani aldığımız nefesten içtiğimiz temiz suya kadar biz temiz suyla alakalı kötü bir şey, aksak bir şey yaptığımızda bir başka adamın suyunu kesiyoruz. Farkında olmadan bizim yaşadığımız biçim. Öyle tarif ediyoruz ya, mesela bir Amerikalı'nın yaşama biçimi Afrika'daki bir adamın yaşama biçimiyle karşılaştırdığında 1'e 10 tüketim kapasitesi var şeyde. Bu adamı kesiyor. Ve kirleticilik kapasitesi. Kirleticilik kapasitesi var. Şimdi bunların hepsini beraber bir araya geldiğindeki o yeni dünya hali yeni bir cesaret hali gerektiriyormuş gibi. O sosyal ilişkilere bağlı. Sadece doğaya, dışarıya vesaireye değil de şeyde. Orada da hissettiğim mesela her tür abartılı bir şeyde bir sakınma duygusunu Türkiye'ye özel, dünyaya özel de hissediyorum. İnsanlarda bir sakınma duygusunu hissediyorsun. Yani tuhaf bir şekilde mesela dini baskılar arttıkça deizm artıyor. Evet. Sakınma. Politik anlamda sivrilikler arttıkça apolitizm artıyor. Herkes politik bir şeyden uzaklaşmaya çalışıyor. Yani o sakınma hissini yapıyorsun. Ama bu sakınma hissi galiba biraz cesaretle yeni bir evreye, yeni cesurca bir şeyleri konuşmaya doğru önümüzü açıyormuş gibi geliyor bana. Biraz da bunu paylaşarak söylüyorum şeyde. Evet. Bu eğitimleri planlarken altında işte açık beyinle alakalı bir sürü şeyi söylerken onu fark ediyorum hep şeyde. Yani hani bir sonraki kuşakta cesurca hamlesini yaparsa anlayıp kalıcı olarak çözümleyeceği bir hikayeymiş gibi görünüyor bana. Evet. Neyle ilgili konuşursak konuşalım. Şimdi bak değişimin, değişen dünya lafının söylenmediği insanlık evresi neredeyse yok. Yok, evet. Yani Aristo'dan itibaren bunu biliyoruz. Yani. Orgun abidelerinden biri. Ya biz zaten değiştiriyoruz. Bir de sistemin kendisinin değişmesi. yani sistem değişim üzerine kurulmuş neticede. Fakat şimdi değişimin anlaşılması gereken işte benim mesela kaos diye anlattığım, kaos ve karmaşık diye anlattığım meselede biz sürekli dereceli değişim, bir de kırılmalı sıçramalar var. İşte buna mesela biyolojide böyle bir evrim kuramı da var yani. İşte delikli denge ya da punctuated equilibrium denen bir model var. Çünkü tabiatta da böyle şeylerin olduğunu zannediyoruz. Nasıl şeyler bunlar? Hep bir şeyler değişiyor. Evet, ağaçlar büyüyor, bir şeyler yaşlanıyor, ölüyor. Yani nedensel olarak anlayabildiğimiz bir takım zoraki değişimler var, zorunlu değişimler var. Bir de hiç haber vermeden zonk diye olan, pat diye kendini gösterip bütün ezberleri bozan her şeyi değiştiren değişimler var. İnsanlık için mesela Covid-19 böyle bir şey oldu işte. Böyle hadi lan dedik, Çin'deki virüs bize ne yapacak? Küt bir ay sonra kapımıza geldi. Bütün alışkanlıkları değiştirdi. Şimdi yeni dünya kapı çarpınca tırtın. Yeni dünyanın insanı bunları, yani bu kırılmalı değişimleri daha fazla yaşayacak. Çünkü bunların frekansında bir değişim oluyor. Yani işte kaos teorisinin anlaşılmasının bize verdiği faydalardan bir tanesi o. Bu aperiyodik ritimleri anlamaya başlıyorsun. Şimdi doğal değişimler milyonlarca yıllara yayılıyor ve çok yavaş. Ama sen insan faktörünü işin içine soktuğunda, insan kendi edimiyle, kendi kültürel ve sosyal çevresini, teknolojik çevresini bu kadar hızlı yeniden ve yeniden yenilemeye ve inşa etmeye devam ettiğinde o kadar fazla enerji yüklüyor ki sisteme, sistem sıklıkla kırılmalarla yanıt veriyor. Yani mesela bir şey patlıyor. Tabii tabii. Evet. Mesela insan ilk yerleşik hayata geçtiğinde hep işte Harari falan da anlatır. En büyük problem salgın hastalıklar oldu. Milyonlarca insan öldü. Yani biz buna hazır değildik. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Yani atalarımız bilmiyordu. E ne güzel paşa paşa beraber oturuyoruz. İşte bahçem var, evim var diyordu ama yan komşudan dizanteri bilmem ne gelince soyları kırılmaya başladı. Şimdi yeni dünya kırılmalı değişikliklerin frekansının arttığı bir dünya. Bu şey değil yani, bu Aristo'nun dediğiyle aynı şeyi söylemediğimizin gerekçesi olsun diye uydurduğumuz bir şey değil. Bunu bilimsel olarak biliyoruz. Siyah kuğuların sayısı artıyor Nicholas Taleb'in dediği tabirle. Öngörülemeyen, büyük değişimler yaratan, insanların önceden tahmin edemeyeceği ama sonradan ya abi evet yani olacaktı, mukadderdi, işte herifler yarasa yiyor falan dememize benzer şekilde akılcılaştırabileceğimiz. Ya da bu kadar kalabalık, bu kadar iç içe yaşadığımıza göre bunun bir aşamada olacaktır. Olacaktır. Bu aşamaymış demek ki dediğimiz. Aynen. Şey. Şimdi insana bakıyorsun. İnsan tabiatta 1,5 milyon yıldır insana giden böyle hızlandırılmış bir süreç var. Beyin büyüyor. Son 300 bin yıldır insan olarak, son 50 bin yılda modern insan olarak burada. Şimdi bu süreçlerde insan işte sanat yapmaya başladığında, o sanat denir mi bilmiyorum da ben öyle nitelemeyi seviyorum. Mağara duvarına resim yapmaya başladığında artık soyut bir kültür üretmeye de başlıyor ya.
Şimdi oradan sonra bu iş böyle bir logaritmik eğri gibi yükselmeye başlıyor. Üstel olarak artmaya başlıyor değişikliğin miktarı. Ve ondan sonra da işte bizim açık beyinde de işte Mustafa Cingil'in bol anlattığı toplum 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 diye nitelediğimiz işte avcı toplayıcıdan yerleşik hayata geçmeler, tarım toplumu ve yazı toplumu olmalar. Sanayi toplumu. İmparatorluk, sanayi, işte arkasından dijital. Şimdi bütün bu hikayeler dikkat et gittikçe kısalan süre. Bir kısmı binlerce yıl alıyor, bir kısmı yüzlerce yıl, bir sonraki onlarca yıl. Şimdi neredeyse yıllar üzerinde hatta aylar üzerinde bir değişim yaşıyoruz. Şimdi bu kadar sıkışmış alanda değişimler biriktiği zaman yeni dünya şu anda içinde yaşadığımız dünya. Yarının ne olacağını zaten öngöremiyoruz ama fabrika ayarları bize bir şey anlatıyormuş. Onu biz de bu masada fark ettik. Ne, yani ben fabrika ayarlarını anlatan adam olarak ben de burada fark ettim. Diyor ki frekansı düşük de olsa, sıklığı az da olsa insan eskiden bu badirelerden çok sade ve anlaşılır yöntemlerle ve yeteneklerle çıktı. Yani insan varlığını buzul çağına rağmen bugün sürdürebildi. Dolayısıyla frekansı ne olursa olsun eğer insan ayarını anlarsa, insan olmanın nasıl bir şey olduğunu tekrar hatırlayacak olursa frekansı ne olursa olsun bu kırılmalara da adapte olur veya onu lehine çevirebilir. Şimdi bu tabii kolay bir şey değil. Söylemesi kolay, yapması zor. Çünkü bir kere önümüzde ne olacağını bilmediğimiz bir yakın gelecek var. Yakın geleceği bile öngöremez bir durumdayız. Her şey olabilir. Büyük felaketler ya da büyük fırsatlar çıkabilir. Bütün bunların içerisinde şimdiye kadar yaptığımız şey nedir? İşte geleceği öngörebilmek için simülasyonlar, projeksiyonlar yapmak. Ha işte teknoloji şu kadar yılda işte double oluyor. 6 ayda bir iki katına çıkıyor. İşte fiyatlar şöyle ucuz diyor. Demek ki yarın bir gün işte derimizin altına bilmem ne girecek. Bu tahmin falan değil. Bu yakın nedensellikle öngörme illüzyonu. Gerçek gelişimler... İşte daha evvel yine bir Can da örnek vermiştim. 2000 yılına kadar olan bütün bilim kurgu filmlerine bakılsın. Cama dokunarak kontrol edilen bilgisayar yoktur. Kimse cama dokunarak bir şey kontrol edebileceğini hayal etmemiş. Ama Steve Jobs'un o patenti satın alma tarihi 1996. Yani Steve Jobs biliyordu o patenti alırken böyle bir bilgisayar yapacağını. Bilim kurgunun hayal alanına girmemişti. Dolayısıyla şu anda biz ne kadar eğitimli olursak olalım, ne kadar veriye sahip olursak olalım, kırıcı, yıkıcı değişimleri öngörebilme şansımız yok. Bu olumlu bir yıkma da olabilir, olumsuz bir yıkma da. Ama bütün bunlara adapte olmak için yeni dünyanın cesur insanı diye ismini koyduğumuz temel bazı yeterliliklere sahip olmalı. Nedir onlar? Fabrika ayarına uygun yaşama mevzusunun gerekliliğini anlayacak. Fabrika ayarını bilmese de olur. Gerekliliğini anlaması lazım. Yani biyolojinin değişmediğini anlayacak. Kaosu ve karmaşıklığı çok iyi anlayacak. Ve doğadan ayrı bir varlığı olamayacağına artık ikna olacak. Şimdi demin çerçevesini çizdiğin o serencamımızda bence en tehlikeli kısım burası. İnsan doğadan ayrı yaşayabileceğini vehmetmeye başladı. Öyle zannetmeye başladı. Bu tehlikeli bir şey. Mesela bugünün referanssız düşüncesi, işte post-truth falan dedikleri mesele de aslında onun bir tezahürü ya da o onun bir sonucu. Bilmiyorum hangi sebep, hangi sonuç. Her şey relatif, her şey bana göre, şişkin narsisistik bir egonun işte dayatmaları benim her pek gerçekliğim. Her şey bir yorum. Her şey bir yorum. O da olabilir, bu da olabilir. Yani bir temel referans dayanak noktası ayağını basacağım bir zemin olmadan varlığımızı idame ettirebileceğimizi sanmak bu devrin mesela gittikçe sesi yükselen bir yanılgısı. Bu muhtemelen biriktirdiğimiz teknolojik, sosyal bilmem ne temsillerin bir sonucu. Yani yaptıklarımızın bir neticesi, bizde oluşturduğu bir düşünce. Ama biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Önce biyolojik, nöroevrimsel, tarihsel, antropolojik bir perspektiften insanı bir daha bir inceleyip bugünün koşulları içerisinde ya bir dakika abi biz aslında şöyleyiz hatırlatmaya çalışıyoruz. O zannettiğimiz gibi kendi kafasına göre, kendi üç günlük bilgilerine göre dünya inşa edebilen bir varlık değiliz. Çok kırılganız. Dış şartlara çok bağlıyız, çok fazla ihtiyacımız var, acayip fukarayız, kafamız basmıyor, bilincimiz 11 milyonda dörtlük çalışıyor. Yani 11 milyonluk verinin dördünü, dört bitini algılayabiliyoruz her saniye. Dolayısıyla bayağı bir dumkof diyordu ya dizide hani bizimkilerde. Böyle bir dumkof bir zihinsel yapımız var. Dolayısıyla o kısıtlı yapı içerisinde, ya nasıl olsa benim için her şey çözülmüş, benim artık hayatta kalma derdim de yok, ben başka şeyleri kafayı takmalıyım ya da hiçbir şey takmasam da olur zihniyetinin bizi götüreceği bir uçurum var. Orayı işaret etmeye çalışıyoruz.
Yani bence cesaret bunun anahtarı. Değişimi bekleyen, korkmayan, değişimi bekleyen, her an olabileceğini anlamış. İstanbul depremi haberleri var ya, 30 senede kesin olacak. Şimdi benim oğlan sürekli WhatsApp'tan bana şey gönderiyor. Baba, İstanbul depremi 30 sene içinde, 15 sene içinde olacakmış. Yani birisi dese ki 3 hafta sonra İstanbul depremi, çok rahatlayacağız. Yani hiçbir şey yapmayacağız İstanbul'la ilgili ama 3 hafta sonra kesin olsa biz çok rahatlayacağız. Bu öngörebilme illüzyonu bizi çok rahatlatıyor. Halbuki yeni dünyanın cesur insanı depremin her an olabileceğini bilen, deprem denen şeyin doğasını anlamış, insan denen varlığın kırılganlığını fark etmiş ve bir bina yaparken ona göre bina yapan insandır. Bu kadar basittir yani aslında. Ve gelecekte bu çok daha hızlı almamız gereken bir pozisyon olacak. Gelecekte derken bugün öyle zaten. Çok hızlı değişiyor her şey. Doğada deprem gene insaflı. Onun ritmi çok değişmiyor bize göre. Ama bizim kendimize ettiğimizin ritmi çok hızlanıyor. Bu hızlanmayla da alakalı. Mesela yanılsamalardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Hatırlar mısın bilmiyorum. Böyle Nokia çakmak büyüklüğünde cep telefonları çıkartmıştı. Ve evet, işlevsiz. Kimse kullanamadı. Evet. Halbuki o bir beceriydi yani. Bak, cep telefonu ilk çıktığında Sahra telsizi gibiydi. Bu seviyeye kadar indirildi. Hiç kimse sevmedi onu. Bizim Atıl'a buradan da bir şey yapayım mı? Atıl şey demişti ya. Gene bir bölümde söylemişsiniz. Ben çok sevdiğim bir laftır ama. Mouse'lar dedi sürekli küçük ya da benim elim aynı boyda. Ne yapıyor? Evet, yani ve biz onu sevmedik. Tekrar büyüdü cep telefonu ve elle alakalı bir standartta kaldı. Hızla ilgili de bu yanılsamayı yaşadığımızı düşünüyorum. Bizi devamlı hızlı olmaya iten bir şey de yani bu hızın bizim makul biyolojik seviyemizle alakası olmadığını fark edeceğiz. Belli bir yavaşlığa ihtiyaç olacakmış gibi görünüyor. Mesela bunu fark etmek ve bu konuda ilk ısrarı söylemek de bir cesaret seviyeli. Yani bak, bu bana göre değili söylemek. Bak şöyle, bu sadece bu masada ortaya çıkmıyor. Şimdi çocuğun ismini unuttum. Stanford'da bu cesaret devresi dedim ya demin. Onu çalışan çocuk mesela. Daha geçen internette bir konferansına rastladım onu. Ya bu çocuk dünyanın en üst düzeyde sinir biliminin yapıldığı laboratuvarda bir yüksek rütbeli araştırmacı. Ve adam ne anlatıyor biliyor musun? Hipnoz, meditasyon, çakralar. Bunlardan bahsediyor herif çıkmış. Diyor ki biliyorum yani eski tip bazı nörobilimciler bunlara gıcık olurdu ama baba bak. Yani daha geçen seneye gitsek ben bunları söylesem televizyonda beni döverlerdi. Şimdi Stanford'dan adam çıkmış bunları anlatıyor. Ve diyor ki bu da enteresan, cesaret devresini çalışan adamın bunları konuşuyor olması. Beyni hackleme diye bir şeyden bahsediyor. Beyni hacklemek için önerdiği şey meditasyon abi. Adam çıkmış, kadim geleneğin en önemli araçlarından birini almış gelmiş. Onu bir basit bir farklı şekilde formüle etmiş. Diyor ki bu meditasyondur. Ama ben çalıştığım devrelerle bunu şöyle modifiye ettim. Tabii o bunu getiriyorken işte meditasyonun kapsam alanı içinde Hindu spiritüel bir sürü veriyi de barındırıyor. Onu çıkartıp nefes alma tekniği olarak tabii getirdiği ki, şey. Bir odaklanma tekniği evet, aslında. Yani orada mesela adamın fark ettiği şey enteresan. Diyor ki bir iş yapmak için şimdiye odaklanacaksın. Fakat aynı zamanda geleceği yaratmak için de şimdiden çıkıp geleceğe projeksiyon yapabilmen lazım. Dolayısıyla anahtar şeklinde çalışan meditasyon tekniği öneriyor mesela. Bir yakına odaklan, bir uzağa odaklan falan tarzı bir şey. Bir de bu ne? Biz mesela modern bilimin bize vereceği şey tek rehber olacak kafasıyla eğitim aldık hepimiz. Yani 90'larda üniversiteyi öyle okuduk. Şimdi geldiğin noktada bilim ancak kadim insanlık tecrübesiyle birleştiğinde çalışıyor gibi gözüküyor. Yani yeni dünyanın cesur insanı bir kere bu birleştirmeyi yapabilme özelliğine sahip olmalı. Dünyada şu anda zamanın ruhu sürekli bunu konuşuyor. Aç Jordan Peterson'ı izle, aç Ken Wilber'ı izle, aç da o bahsettiğim arkadaşı izle, git Hindistan'dan Sadhguru'yu izle. İşte kimi izlersen izle. İnsanların hepsi bu birleştirmenin bir tarafından tutmuş ve bunu halletmeye çalışıyor. Yani oradan bir şeyler sunmaya çalışıyor. Dolayısıyla yeni dünyanın cesur insanı bence bir özelliği de bilgi alanlarını zorlaması abi. Farklı bilgi alanlarından bilgi alıp kullanmaya cesaret etmesi. 1980'li yılların hep ana konusuydu ya, bilgiye ulaşan asıl sermaye bilgiye ulaşma becerisiydi. Şimdi o bilgiye ulaşmak istenilen bilginin hemen hepsi havuz olarak etrafımızda duruyor. Ama bu bilgiye ulaştığımız anlamına gelmiyor. Bu sefer de başka bir manipülasyon, teknolojik bir manipülasyonla beraber biz devamlı malumati bir görüntüler, slaytlar,
şenliği tabii izliyoruz. Halbuki bilgi derinlikler barındırması gereken tabii bir şey, tabii bir şeylerle alakalı. Eğer o derinlikleri barındırmazsa bir yönteme, bir edinim silsilesine dönmüyor. Sen akşama kadar slaytlarla dünyanın en değerli bilgilerini görüyorsun. Akşam yatarken yine ben yine omuzum ağrıyor bilmem ne diye yatıyorsun. Yani o önemli bilgi senin hayatına gerçekten dönüştürücü bir şeye neden olmuyor. Ama bu şöyle bir yanılsamaya neden oluyor. Bilgi çok önemliydi ya, dünyayı bilenler şey yapıyordu ya, bilgi benim çevremde diyorsun. O zaman ben de dünyayı yönetenlerden bir tanesiyim. Yanılsaması oluşuyor. Aynen. Şimdi herkes dünyayı yönetecek kadar bilgiye sahip olduğunu zannediyor. Ama hiç kimsenin dünyayı anlayacak bir beceriye, bir hikaye grubuna, bir anlam bütünlüğüne sahip olmadığını fark edemiyor. İşte, aslında o fark ediş için sıçramanın kendisi belki de. Yani veri, malumat, bilgi var ya o ve bilgelik. Aha. Bu bir şey yani. Veri, işte bilgisayarlarda olan şey veri. Onun malumata dönüşmesi, ilişkili verilerin kümelendirilmesi yani. İlişkili dosyaların aynı klasör içine konması. Bu onu malumat yapıyor. Bunun bilgiye dönüşmesi arasında bağlantı kurmasını gerektiriyor. Yani birbirinden ayrı gibi gözüken, işte bilgisayarın yapamadığı şey bu. Bilgisayar bilgi saymıyor aslında. Bilgisayar veri sayıyor. Onu bilgiye dönüştüren şey bir insan zihni. Bilgelik ise oradan yol bulmak demek. Yani o birbirine bağlı her cümercin içinde bir model çıkarıp ortaya koyabilmek, bunu hayata uygulayabilmek anlamına geliyor. Şimdi yeni dünyanın cesur insanının en büyük problemi bu kadar veri içinde ben nasıl bilgelik çıkaracağım? Ya bu bak mesela ne kadar tuhaf değil mi? Hadi bunu biraz konuyu da popülerleştirelim. Yani teknolojik anlamda insanların birbirlerini bulması, meç etmesiyle alakalı herhalde dünya var olduğundan bu yanaki en gelişkin teknolojiye sahibiz. Yani gerçekten ruh ikizin varsa bulabileceğin dünyadasın ve en çok yalnızlığın olduğu zamandayız aynı zamanda. Ya bizim işte Kral Sami bir açık beyin koma yazı hazırlamıştı işte. Bilim aşkı tahmin edemiyorum. Yayınladık mı biz onu? Daha yayınlanmadı. Yakında yayına girecek. Tarif edebilir mi? Bilim aşkı tarif edebilir mi? Yok yok. Tahmin edemiyorum. Tahmin etme. Ha. Şimdi işte bu dating siteleri var ya. Normalde yapay zeka ile çalışıyor bu arkadaşlar da. Yani var olan algoritmalardan onlar da faydalanıyorlar. Her türlü bilgilerini alıyorsun insanların. Yani internet üzerinden ölçebileceğin her şeyi düşün. Normalde yeterli miktarda veriyle beslenen yapay zeka şunu tahmin etmeye başlıyor. Yani şimdiye kadar şunlar şunlar eşleşti, mutlu evlilik yaptılar ya da beraber oldular. Dolayısıyla yeni veriler geldiğinde bunlar uyar demeyi, tahmin etmeyi yapabiliyor. Fakat sonra bu insanlar şeye sokuluyorlar. İşte o speed dating denen şey var ya, 4 dakika görüşüyorsun. İşte uyarsa devam ediyorsun falan. Abi tahminlerin hiçbiri tutmuyor. Yani speed dating'de insanlar hızlı randevulaşmada 4 dakika oturup da yüz yüze bakan insanların birbirini beğenip beğenmeyeceğini tahmin edemiyorsun. Çünkü kıstaslar o kadar üstel ve o işte beliren, zuhur eden özelliklere bağlı ki yani ölçebileceğin, sayıya dökebileceğin bir şeyle ilgili değil bu. Bir de bağlayıcı anlamı eğer işin içerisinde doğru telaffuz etmezsen aslında o sistem de fiziken işe yaramıyor. Yani bağlayıcı anlam mesela şöyle bir şey değişiyor. 80'de 90'da fiziken bir adamla herhangi bir gerekçeyle karşılaştığında o insan değerli insandı. Statüsü, ekonomisi, biçimi, fiziki yapısının önemi yok. İnsan olması birini değerli olduğuyla alakalı kabul algılıyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi mesela birbirimiz için bile rahatlıkla işte profesör title'ı olan, kel olan, aynı zamanda işte şu olan, bu olan, İstanbul'da 10 bin adam var. İşte İstanbul'da 20 bin Mustafa Can var. Sami Kuluş'tan Türkiye'de 100 bin tane var. İşte yaşı, kriteri. Böyle alıyoruz işin içerisine. İstatistiksel düşünce. Böyle olunca da farkında olmadan bizi yalnızlaştıran o. Birine dikkat edebilme, konsantre olabilmeyle ilgili zamanımızı azaltıyoruz. Yine malumat. Klasörledik. İstatistikli verilerle bir araya getirdik. Ama onların üzerine gerçekten bağlam kuracak kadar vakit ayırmadık. Ya da bir sürü insanla temasın var, diyaloğun yok ama. Diyaloğun yok. Yani temasın ya var, merhaban var, işte like'ın var, bir şeylerin var ama gerçek diyalog yok. İşte öyle olmadığı zaman insan ilişkilerinde de var bak aynı şey. İşte yeni dünyanın cesur insanı bunu da görecek. Tanışmış olmak yetmiyor. Tanış olmak gerekiyor. Yani yakin olmak lazım. Eski işte bu geçen muhabbetimizde de geçti ya, hamili kart yakinimdir. Mesela yakin bir derecedir. Yani onu bilme demek. Yakin bilme anlamına gelir. Dolayısıyla yakinimdir demek gerçekten bildiğin insandır. Biliyorum demektir. Ama şu anda öyle bir yakınlık neredeyse kalmadı. Yani insanlar yakın olmaları, yakin olmaları gerekenlerden uzaklar. Hiç dokunamayacakları insanlarla yakin olmaya çalışıyorlar. Yani sosyal bağlantı kurduğumuz zannıyla yaşıyoruz. İşte bu da bizden mesela bir şeyler eksik.
Hemen bak kitap da önümdeymiş. Ürün yerleştirme yapayım. İlişkilerde benim bahsettiğim şey bu. Bunun sanalı saman yemek gibi. Yani karnını dolduruyor, doyuruyor gibi gözüküyor ama besleyiciliği yok. Ve bir süre sonra seni açlıktan kırıyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Ben bunu gerçekten 1980'li yıllar öncesindeki yazılmış romanlarla 80'li yıllardan sonraki yazılmış romanlar arasındaki farkı da algılayabiliyorum. İkisinde de insan anlatıyor. Olaylar, kurgular bilmem ne anlatıyor. Ama o gerçekten insana olan ihtiyacı, şu İzlanda'da çok az insan olmasından kaynaklı birbirlerine karşı gösterdikleri nezaket iyi yaparlar ya, çok az insan olduğu için. Yani herkes değerlidir o yüzden. Aynı hikayenin bizde bir yanılsama halinde olduğunu düşünüyorum. Dünyada 7-8 milyar insan olduğunu varsaydığımız için ama bundan çok var. O beraber olabileceğimiz, sevişeceğimiz kadından da çok var. O karşılaştığımız çocuklardan da çok var. O eş dostlar da çok var falan falan. Bu duygunun yanılsaması bize hiç aslında çok yok. Benim hayatımda beni etkileyebilecek en fazla 50 kişi var. Çünkü benim zamanım kısıtlı. Onların hepsini tek tek görüyor olsam da benim için bir anlamı yok. Bu o cesaretle alakalı işte değişip tekrar fark etmek gereken, bir el freni çekip durup kafayı kaldırıp okumak gereken şeylerden bir tanesi gibi. Ama bunun gibi cesaret etmek gereken bir sürü başlık var. Gel bu başlıkları azıcık sırayla konuşalım mı? Bunu konuşalım mı da bir sonraki bölüme konuşalım mı? Hadi bakalım. Hakikaten abi şimdi dalarsak da çıkalım.